Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 3, Ünite 9, konumuz atıf ve edatları. El-atfu ve hurufuhu. Huruf, harfun, hurufun. Huruf, harf kelimesinin çoğulu, cemim keserdir. Giriş, her dilde olduğu gibi cümleler, isim, fiil ve bu ikisini birbirine bağlayan edatlardan oluşur. Cümle neyle oluşur? Cümlede isim vardır, fiil vardır ve onları birbirine bağlayan edatlar vardır. Şimdiki edatlarda atıf edatları, atıf edatlarını işliyoruz. Konumuzda matuf, matufun aleyh ve atıf edatı diye 3 tane kavram var. Bu 3 ögeyi, 3 türü bir cümlede görebilmemiz gerekiyor. Sadece matufu bulmak değil, matufun aleyhi de bulman lazım. Atıf edatı nedir onu da gösterebilmen gerekir. Konuyla ilgili ön bilgi almak için şu siteye başvurabilirsiniz diye yazılı. Başvuralım bakalım neler oluyor. Ben de merak ettim. Tıkladık ve karşımıza bir sayfa açıldı. Esasen böyle bir sayfa açıldı da sayfanın yani ana sayfa açıldı öyle söyleyeyim. Ana sayfa açıldığı için tak diye karşımızda değil. Burada onu tıklayarak bulmak gerekecek. Veya ne yapabiliriz başka bunun dışında? Site içerisinde arama da yapabiliriz. Şimdi burada tek tek okursak buluruz da okumak işime gelmiyor. Yukarı sardırıyorum. El-atfu atıf kelimesini kopyalıyorum. Daha sonra sitede bunu bulmak için çalışma yapıyoruz arkadaşlar. Sitede ne gibi bir anlatım var görelim diye. Bu bir arama yöntemi. Tevabi'a girdik. Mefhumul atf veya onunla alakalı hükümler. Bir mefhuma girelim. Ne anlatılmış? Bir yakınlaştırma uygulayalım. Mefhumul atf. Bununla ne kastedilmektedir diyor. Bununla kastedilen şey nahiv ilminde atıfla kastedilen şey. Bir lafzın bir vasıta ile, bir harf vasıtası ile başka bir harfe uymasıdır. Hangi yönden uyar? İrab yönünden uyar. Mesela Sa'tara Sa'idun ve Selimun. Sa'tara yolculuk yaptı. Kim? Sa'idun, Sa'id adlı kişi ve Selimun, Selim adlı kişi. Sa'id ile Selim arasında ne bağ var? Bağ, İrab bağı var. Şimdi gözüktüğü üzere Sa'id sonuncu harfi yani dal ötreyle bitmişken Selim onun da sonuncu harfi ötreyle bitmiştir. Dolayısıyla İrab yönünden uyum var. Sağ taraf fiildir. Sa'id kelimesi merfudur. Sonuncu harf ötreli. Aradaki vav atıf harfidir. Vav ne işe yarar? Çeşit çeşit vav var. Öncelikle onu söyleyelim. Her vav aynı işi yapmaz. Atıf içinse bir vav yani atıf vavı ise sağındakinin irabını soluna aktaracak. Sa'id vav'ın sağındadır. Gözüktüğü üzere sonuncu harf öteyle bitmiştir. Dolayısıyla sol tarafındaki kelime de yine öteyle biter. İlla bu nedir? Sağdaki ötreyi sola aktarır. Sağdaki fethayı sola aktarır. Sağdaki esreyi sola aktarır. Ama sağ taraftaki kelime müfrettir. Bu yüzden ötre almış. Soldaki de müfret. Eğer soldaki cemi olsaydı mesela cemi müzekker salim olsa katibune gibi olsaydı ne olurdu? O zaman kendisi ötre almazdı. Yani burada esas nokta ötrenin taşınması, fethanın taşınması, esrenin taşınması değil de irabın taşınmasıdır. Yani merfuluğun taşınması. Sağ tarafı merfu ise sol tarafı da merfu olur. Sağ meftuh ise mensup ise solu da mensup olur. Sağ tarafı mecrur ise solu da yine mecrur olur. Bu tam böyle kaydı böyle yani. Burada anlatmış şimdi. Ne'tebiru biz itibar ederiz Sa'id kelimesine. Sa'id kelimesi nedir? El-ma'tuf aleyh. Ma'tufun aleyh'tir. Hangisi? Sa'id. Yani atıf harfinin sağ tarafındakine ma'tufun aleyh diyeceğiz. Kendisine bağlanılan. Kendisine bir şeyi bağlıyoruz. Peki buradaki vav nedir?
El vavu, vav da nedir? Harful atfi, atıf harfidir. Atıf harfi vavdır. Peki şuradaki selim ne olur? Selim de el ma'tuf, ma'tuftur. Peki burada nasıl bir mana çıktı? Yani Safer'e yolculuk yaptı. Kim? Sa'id. Ve daha kim yolculuk yaptı? Selim'un Selim. Buna göre Sa'id, Selim beraberce yolculuk yaptı. Yani mana müşterek olmuş olur. Safer'e fiilini beraberce işlemiş olurlar. Burada bir bakış yaptık. Başka ne var? Huruful at ve ma'aniha. Atıf harfleri bu onların manaları diye yazılmış. Mesela el vavu, vav ilk başta az önce gördük zaten. Vav atıf harfidir. Sağ tarafı matuf aleyh, sol tarafı matuftur. Burada onun dışında ne olabilir? Fa olabilir. El fa'u. Fa olsa fark etmez yani. Atıf harfinin sağı matufun aleyh olacaktır. Solu matuf olacaktır. Kendisi de zaten atıf harfidir. Dolayısıyla 3 tane şeyi tespit etmek gerekir. Peki vav ne mana ifade eder? Efade yufidu tufidu. İfal babından muzari. Tufidu ifade eder ne? Vav. Ne ifade eder? El iştiraki. İştirakı ifade eder. İştirak manası vardır. Fil hükmü hükümde kimler arasında? Beynel matuf aleyh. Matuf aleyh ile kendisi arasında. Matuf arasında bir müşterekliği, ortaklığı ifade eder dedik. Nitekim Sa'd-ı Arab fiilini Sa'id yaptı ama Selim de yaptı. Ve daha demektir. Yani Sa'id ve Selim gittiler, yolculuk yaptılar. Buradaki vav, Türkçedeki ve manasında. Dediğimiz gibi vav'dan vava fark vardır. Mesela vavul kasem var. Öyle değil mi? Harfi cerlerden. Vavul kasem ne yapar? Cer eder. Ardından gelen kelime esreli olur. Mecrur olur. Tam tanımla mecrur olur. El fa'u fa ne iş yapar? Tufidu et tertib. Tertip ifade eder. Ma'el ta'kibi, takiple beraber yani hemen ardından diye. Tabi anlatımlar devam ediyor. Burada çok güzel bir anlatım var. Ama bakalım PDF'de nasıl bir anlatım var. Çünkü sonuçta PDF'den sorumlusunuz. Bu yüzden tekrar PDF'ye dönüyorum. Bir de kitap önermişler. Yani dileyen alır, ne diyeyim. Ben almadım şahsen. Ziyaratun bir ziyaret. Nereye? İla İstanbul. İstanbul'a bir ziyaret, bir yolculuk. Böyle bir parça var. Bir iki satır okuyalım. Tamamını okuyacak değilim. Hasanun Hasan adlı kişi yuhibbu sever. Neyi? Es-siyahate siyahı mı sever? Hayır, yolculuğu, gezmeyi, tatili sever. Ehabbe yuhibbu. Ehbebe yuhibbu ifal babından muzaridir. Ne dedik? Hasan adlı kişi geziyi sever. Ve o Hasan yeskunu oturuyor. Sekene yeskunu birinci baptan muzari. Yeskunu oturuyor nerede? Fi Medine'tin bir şehirde. Hangi şehir? Fi Medine'ti Sakarya. Sakarya şehrinde. Sakarya adlı şehirde oturmaktadır. Fil udleti sayfiyeti yaz tatilinde talebe istedi. Kim? Hasan'ın Hasan. Kimden istedi, talep etti? Min validihi babasından. Ne istedi? En ye'huzehu kendisini götürmesini. Nereye? İla İstanbul'a. İstanbul'a götürmesini istedi. Peki niye İstanbul'a gitmek istiyor babasından kendisini götürmesini? Niye istiyor? Key yuşahide. Enlem key. Key muzari nasbeder. Bu yüzden yuşahide. Dalda fetha var. Şahede yuşahidu. Fa'ale yufa'ilu. Bu faale babından muzari. Key yuşahide şahit olmak için, görmek için. Ney? El emakine, mekanları. Mekanun emakin diye mükesserdir. Mekanları, yerleri görmek için gitmeyi istiyordu. Hangi yerleri? Et tarihiyete, tarihi yerleri ve estikafiyete ve kültürel yerleri görmek istiyor. Yine niye İstanbul'a gidiyor ki? Ne bileyim, başka bir yere gitse. Lienne, çünkü İstanbul nedir? Medinetun bir şehirdir. Nasıl bir şehir? Meliyetun, dolu. Neyle dolu? Bil asaril İslamiyeti. İslami eserler ile. Eserun asarun cemi mükesserdir. İslami eserler ile ağzına kadar dolu bir şehirdir. Ve Rumaniye ve Rum ne diyelim eserleriyle doludur. Bizans artık.
F derken vafeka doğruladı demek, uyum sağladı demek. Yani izin verdi. Yani Hasan babasından izin istemişti, getirmesini onu istemişti. Vafaka el ebu, baba onayladı. Ala talebi velidihi, kendi çocuğunun talebini onayladı, uyumlu buldu, düzgün buldu, izin verdi. Li'ennehu çünkü o, yani babası, kâne idi, kad va'ede, vaat etmişti. Hu ona, çocuğuna vaat etmişti, söz vermişti. Neyi söz verdi? Bir ziyareti İstanbul, İstanbul ziyaretini, yolculuğunu ona söz vermişti. Hangi şartla yani? Ne zaman söz verdi? İza necaha, başarılı olduğu zaman. Nereye? Fil medreseti, okulda. Okulda başarılı olursan seni götüreceğim diye ona bir vaatte bulunmuş. Ve asbaha, ve oldu o çocuk, Hasan yani, minel evaili. Evvelin evval, ilklerden oldu. Fi safi, sınıfında. İlklerden, yani en başarılı kişilerden birisi oldu. Belki birinci değil, burada birinci demiyor ama ortalarda da değil, sonuncu da değil, en önde gelen öğrencilerden birisi olduğu için babası vafeka. Devamını atlıyorum, daha fazla vakit uzatmayalım. İstanbul'a gidiyorlar, dolaşıyorlar. Derken alıştırma soruları geliyor. Parçaya göre dediğinden, bir şık olmadığından bu tür bir sorunun sınavda çıkması mümkün değil. Ancak şık olursa çıkar. Okuma parçasına göre doldurunuz yine aynı şekilde. Eş anlamlıları videonun altında bulursunuz. Zıt anlamları da bulursunuz. Yani zaten var. Burada müfretlerini, cimilerini bizlerden istiyorlar. Sa'tara yolculuk yaptı. Kim? Hasanun Hasan. Nereye yolculuk yaptı? İla İstanbul'a. İstanbul'a gitti. Niye? Liyuşahide, görmek için. Neyi? El menazıra tabiiyete, tabii manzaralar, yani doğal manzaraları görmek için. Ve daha niçin gitti? Li yukabile, karşılaşmak için, görüşmek için, estiga'u, arkadaşlarıyla. Estiga, sadigun estiga, bunu herkes biliyordur diye düşünüyorum. İmam Hatip Lisesi'nde de işlenen bir kelime bu. İmam Hatip Lisesi'ne dair de böyle videolar çekmekteyiz. Gerçi orada daha ayrıntılı çekiyoruz. Metinleri, parçaları kelime kelime tercüme ediyoruz. Burada pek tercüme etmiyoruz. Konu anlatımı yapıyoruz. Birkaç soru çözüyoruz. İHL Arapçada ilk sayfadan son sayfaya ne varsa tüm kelimeleri işliyoruz. Burada ne var? Estiga var. Müfredi sadik olur. Sadigun estiga. Yani basit bir kelime olduğunu düşündüm. Esbaha oldu kim? Ahmedu, Ahmet oldu. Neden oldu? Minel evaili, ilklerden oldu. Fi safi, sınıfında. Sınıfındaki ilklerden, en önde gelen öğrencilerden birisi oldu. Evvelün evail dedik zaten. 3. Şefiyye minel eyyami diyecektim. Oysa mine yami sayfi, yaz günlerinden bir günde harece çıktı. Şiyevmin, bir günde. Hangi gün bu? Hangi mevsimden? Mine yami sayfi, sayf yaz demek. Yaz günlerinden bir günde harece çıktı. Kim? El validu, baba çıktı. Kiminle beraber? Ma'a velidihi, çocuğuyla beraber çıktı. Çıktı, ardından ila geldiği için artık çıktı değil, gitti diyeceğiz. Nereye gitti baba çocuğuyla beraber? İlâ mehabbatil kıtârâti. Tren istasyonuna gittiler. Eyyam kelimesi cemi mükesserdir. Müfredi yevmun. Şuradaki kelime yani. Yevm müfrettir. Eyyam cemidir. 4. Zehebe gitti. El validu, baba, evvelen, ilk defa, yani öncelikle gitti. Nereye gitti? İlâ kısmi bey'i tezâkir. Tezâkir bilet manasında. Bey'i satış, kısım, bölüm. Baba önce nereye gitti? İlâ kısmi bey'i tezâkir. Bilet satış reyonuna gitti. Biletlerin satıldığı kısma, bölüme gitti. Ve ardından Se'ele sordu. Kim? Hüve, gizli zamir. O baba sordu. Kime sordu? El muvazzafe memura. Burası da meful. Vazzafe, muvazzaf nedir? İsmi mef'uldür. Se'ele, yes'elu. Mehmuz bir fiil olmakta. Mehmuzul ayn. Çünkü aynı fiilinde hemze var. Diğer ünitelere de ufaktan bir değinmek istedim.
Ve dalebe ve istedi, yani tezakir kelimesini söylemedi, istediğini. Tezkiratundur. Tezkiratun, tezakir. Tezkiratun, tezakir. Yani Z diyorum, aslında F tek V'dir de. Yani ait diye bir şey değil, öylesine bir ucuyla söyledik gidiyoruz. Dalebe istedi, min validihi, babasından. Kim istedi? Gizli zamir. O çocuk istedi. Min validihi, babasından. Ne istedi? En yehudehu, onu götürmesini, yani kendisini götürmesini istedi. Daiman, devamlı olarak, ila hunake, buraya veya oraya diyelim. Niye? Liyüşahide, görmek için, elmena, zıra, tabiiyyete, doğal manzaralara şahit olmak için, onu görmek için, izlemek için oraya götürmesini istedi. Manzarun, menazır. Manzardır yani. İstedi, menzarun. Altı, vegafe yegifu. Aslında yegifu idi, bilenler için hatırlatalım. Yegifune, onlar duruyor, emamel asari tarihiyeti, tarihi eserlerin önünde duruyorlardı. Duruyorlardı yani. Eserun asarun, eserdir. Şahede Hasan. Şahide şahit oldu. Gördü Hasan'ın Hasan. Hunayke burada. Ne gördü? Adeden kebiran mine siyahi. Siyah turist demektir. Turistler yani. Çoğul bir kelime siyah. Sâihun müfret. Siyah cimidir. Pek çok turiste şahit oldu. Burada pek çok turiste şahit oldu. Adeden kebiran, büyük bir sayıda. Çok yani, kalabalık bir turist kitlesi gördü. 8. Safara yolculuk etti ila Türkiye. Türkiye'ye yolculuk yaptı. Keyyüşahide, görmek için, el emakine, mekanları, öyle mekanlar ki, tarihiyete, tarihi mekanları, ve yine öyle mekanlar ki, estikafiyete, kültürel mekanları. Görüldüğü üzere vav var, atıf farkı. Ne yapmıştır? İnternet sitesi üzerinden yapmıştık. Buradan da hatırlatalım yine. Vav'ın sağ tarafı yani tarihiye kelimesi, sol tarafı estikafiyete, İrab tutuyor mu? Sağ tarafı meftuhtur fetha ile. Sol tarafı da meftuhtur yine fetha ile. Her ikisi de mensuptur. Ne ile? Fetha ile meftuhtur. Meftuhtur fetha ile dedim. Yanlış bir tabir. Mensuptur fetha ile. Sonuncu harfte fetha var. Estikafiye de mensuptur. Sonuncu harfte fetha var. Bu sikafiye niye fetha ile bitti? Niye mensup? Vav'dan ötürü. Niye vav ne iş yapar? Sağındaki irabı sola aktarır. Sağın irabı ne ki? Mensup. Sonuncu harfin fethalı olması mensupluğun bir göstergesi, alameti. Aynı şekilde sol taraftaki sonuncu harfte de fetha var. Bu da onun mensup olduğunu göstermekte. Vav sağındaki mensupluğu soluna aktarmıştır. Çünkü atıf harfidir. Emakin, mekan, mekan derler. Türkçe'de de kullanılan bir kelime. Mekanun müfrettir. Emakin cimisidir. Yestemi'u. İstema'a yestemi'u. İstifal babı muzaridir. Semi'a sülasi müceridi malum. Yestemi'u, dinliyor, işitiyor. Kim? Ezzairu, ziyaretçi. İlel malumat. Malumatlar, malumat yani bilgileri dinliyor. Elleti, o bilgiler ki, yukaddimu, sunuyor ha onlara, eddelilüle, yani onun için delil sayıyor. O malumatlar ki onun için deliller sıralıyor, sayıyor. İşte öyle şeyleri bilmiyor. Yani zaten bildiği şeyleri bilmiyor. El malumat malume tun olur. Kelimenin sonu açık bir T ve dik elifle bitmiş ise bunları silersin. Sadece kapalı bir T eklersin. İş biter. %98-99 oranında böyle. On zehebna. Biz gittik. Ene, ben ve sadigi ve arkadaşım ya. Biz gittik derken ene, ben ve sadigi ve arkadaşım. Fi yevmin, bir gün. Mine yami şitai. Kış günlerinden bir gün. Yani kışın gittik. Nereye gittik? İla mahabbatil kıdarati. Tren istasyonuna gittik. Kıdarat, kıdarun gelir yine. Kıdarun. Başka? Kudurun da olabilir. O da var yani. İki tane cemi si mevcuttur. Kıdaratın, kudurun ve kıdarın. Kudurun, kıdarın. İki şekilde de gelir. Altı çizili müfret kelimelerin bu defa cemilerini söyleyin demişler. Tam zıttı yani.
Safara yolculuk yaptı. Hasan ila İstanbul'a. İstanbul'a gitti. Lüyüşahide görmek için, El Menazır'a tabiiyyete, doğal manzaraları görmek için gitti. Ve daha niye gitti? İkinci gerekçesi. Gitmesinin ikinci gerekçesi. Lüyükabil ile karşılaşmak için Sadigah arkadaşı ile İsmail, yani arkadaşın adı değil de İsmail ile İsmail'i. Sadik Estiga gelir cimrisi. Yukarıda vardı zaten. Hatırlayın arkadaşlar. Benzer şeyler sormuşlar. Esasen kopya vermişler. Estiga burada geçmiş. Sadik de burada geçmiş. Kopya var. Kâne Hasanun Hasan idi. Nedir idi? Sa'iden Sa'id idi. Kâne'nin haberi, Kâne'nin ismi. Nerede Sa'id idi, mutlu idi? Fi İstanbul'a. İstanbul'da mutlu idi. Kâne'nin akısı Hasan. Onun ismi Sa'id, haberi mensubudur. Sa'id kelimesinin cimisi sa'idune, sa'idatun, su'edâ'u, su'udun şeklinde farklı farklı gelebilmektedir. 3. Ehaze aldı el ebu baba ve veleduhu ve onun çocuğu da aldı. Ne aldılar? Tezkirateyhima, tezkirelerini yani biletlerini aldı. Buradaki vav yine atıf harfi dikkatinizi çekiyordur sanırım. Ehaze aldı kim? El ebu, bu faildir. Baba aldı. Ve daha kim aldı? Veledü, onun veledü çocuk aldı. Hu, onun çocuğu aldı. Veled muzaftır. Hu, muzafın ileyhtir. Kendi içinde bu da var. Buradaki vav atıf harfidir. Dolayısıyla el eb ne olur? Ma'tufun aleyh olur. Veled ma'tuf olur. El eb kelimesinin sonuncu harfinde hareket yok. Ebu, nereden dedin? Belki ebe, ebi falan. Şuradan da anlayabilirsin. Sağında hareket yok ama vav solunda var. Solu merfu ise sağda merfu. Çünkü vav soluna verdiği irabı nereden veriyor? Sağından alarak veriyor. Ha, madem ki sol ötreli, o zaman sağda ne olmalı? Ötreli olmalı. Bu matuf aleyhten yola çıkarak bunu diyebilirsin. Veya ehaze fiildir, el ebu faildir diyebilirsin. Hem faildir hem matufun aleyhtir. Velet de matuf olur. Velet aynı zamanda muzaftır. Hu da onun muzafın ileyhi olur. Böyle parça parça şeyler var. Peki çok detaya girdik. Velet kelimesi çocuktur. Evlad cimi mükesseri. Çoğulu. Evlad gelir. Nahnu biz nüfevvilu seçiyoruz, tercih ediyoruz. Es-sefera yolculuğu. Neyle yapılan bir yolculuk? Bir kıtari seri, yani seri bir trenle. Seri tren, hızlı tren yolculuğunu biz tercih ediyoruz. Yani yavaş trenlerle uğraşamayız diyorlar. Es-sefer kelimesi esfar ve esfur diye gelir. Esfar, esfur. Hangisi hocam? İkisi de olur. Bir kelimenin birden fazla cümlesi zaten vardır arkadaşlar. 5. Zehebe gitti kim? El-validu, baba gitti. Evvel, öncelikle nereye gitti? İlâ kısmi bey'i tezâkiri. Bilet satış reyonuna gitti. Artık nerede satılıyorsa o bölgeye gitti yani. Kısmın eksam gelir. Çok da meşhurdur. Kitaplarda çok da fazla geçer. Kesinlikle bilin ya. Yani. Kısmın, cismani eksam. Eksam cemisidir. Nasıl bir cemi? Mükesser, kırık. Kafadan kırık değil. 6. Harece çıktı el ebu baba. Ebun abaun. Cimi mükesseri aba gelir. Aba var ya Türkçe'de. Abla kimisi abada. İşte onun gibi. Abaun. Harece çıktı el ebu baba. Ma'a velidi çocuğuyla beraber. Nereye çıktı? İla. Madem ki ila geldi hareceden sonra o zaman çıktı değil de gitti. Harece çıktı gitti. Kim gitti? El ebu baba. Gitti. Kiminle beraber? Ma'a velidihi, çocuğuyla beraber gitti. Nereye? İlâ mahaddetil kıtârâti, tren istasyonuna gitti. 7. Ve esbaha, ve oldu. Kim? Hele o çocuk. Artık Hasan'dan mı bahsediyoruz? Ahmet'ten kimse veya Ali Veli. O çocuk oldu. Minel evaili. Evaili. Evvellerden oldu, ilklerden, en önde gelen çocuklardan oldu. Nerede? Şey, safi, kendi sınıfında yani, bölge yarışmaları değil, Türkiye değil, dünya değil. Altı üstü sınıfı. Altı üstü demeyelim, yani önemli bir şey. 8. Lienne, çünkü İstanbul'e, İstanbul nedir? İstanbul'e, ennenin nesi olur? İsmi olur. Meli'ne haberi olur. Meli'e haberin sıfatı olur.
Lienne çünkü İstanbul'a, İstanbul Medine'tün bir şehirdir. Öyle şehir ki meli etün dolu. Neyle bilhassa İslamiyet ve Rumani. Romani artık Bizans kastediyor olsa gerek ve İslam eserler ile doludur. Daha yukarıda geçmiş bir parça bu. Medine tüm kelimesi medain'dir çoğulu. Medain. Sümme sonra haceze hazzetti. Bu haceze de neyin nesi diyebilirsiniz? Rezerve etmek. Vermek yani. Sümme sonra haceze verdi. El muvazzafu. Muvazzaf görevli. Memur demek. Memur verdi. Lehuma ikisi için. Babayla çocuğa verdi yani. Ne verdi? Tezkirateyni, iki tane bilet verdi. Minel kıtari seri'i seri yani hızlı tren için ona uygun olan iki tane bilet verdi. Muvazzaf kelimesi muvazzafune sonuna vavnun eklersin olur biter. Niye öyle? Kelime müfret ve müzekker. Böyle bir kelimeyi nasıl çoğul yaparsın? Sonuna vavnun ekleyerek el muvazzafune yaptığında cemisini elde etmiş oluruz. 10. Sümme sonra gale dediği lil satıcı kişi için, bayi için. Nahnu biz nüfezzilu tercih ediyoruz esefara yolculuk yapmayı neyle? Bir kıtari seri'i hızlı tren ile. La el kıtari adi. Adi yani normal hızla seyreden demek. Normal tren yolculuğunu değil. Biz hızlı tren yolculuğunu tercih ediyoruz. Bâi'ın kelimesinin altı çizili. Bâi'ın isim fail kalıbıdır. Bâi'ûne olur yani. Bâi'ûne. Cemil Müzekker Salim yapabiliriz. Farklı şeyler de yapabiliriz. Bu kelimenin yine birkaç tane cemisi vardır. Örnek bâi'ûne. Bu cümlelerdeki boşlukları parantez içerisinde verilen uygun bir kelimeyle doldurunuz. Deneyelim arkadaşlar. Biraz da sabredin. Bir vaadet, vaat etti, söz verdi. Neyi bana? Kim? Uhti, kız kardeşim. Neyi vaat etti, söz verdi? Bir ziyaretel methati iza fi imtihani. İmtihanda bir şey olduğu zaman, acaba imtihandan ne olduğu zaman, imtihandan ne olabilir? Başarı veya başarısızlık. Bir şeye söz verildiyse, yani tehdit etti demiyor ki başarısızlık olsun. Zaten burada başarısızlık manasında bir kelime de yok. Başarı var. O da nedir? İza necehtu. Ben başardığım zaman, başarılı olduğum zaman nerede? Fi imtihani sınavda. Demek ki necehtu doğru seçenek. İki fil ütleti tatilde. Ütletun tatil demekti. Tabi yanlış hatırlamıyorsam belki yanlıştır. Fil ütleti tatilde safara yolculuk yaptı. Ahmet, Ahmet nereye? İla Türkiye, Türkiye. El-ütleti tatilde, es-sayfiye yaz tatilinde. Sayfiye yaz demek. Yaz tatilinde Ahmet Türkiye'ye gitti. 3. Medine'tün bir şehirdir. Öyle şehir ki Meliyet'in dolu bilhassa kadime eski eserler. Ne olabilir? Kahir olabilir mi? Olabilir. Niye olmasın? Sayfiye geçti. Necahtü geçti. Tezkiretaha. Yani biletler mi dolu? Biletler dolu olamaz. El Mesna'i fabrika mı dolu acaba? İlgisiz. El Osmani Osmanlı doludur olabilir mi? Belki. Bir gas yıkamak demek. Teb'udu uzak. Yastalarak olabilir. Veya ufezzilu ben tercih ediyorum. Ufezzilu ben tercih ediyorum. Dolayısıyla ene fail olur. Üfezzilu ene. Ben tercih ediyorum dediğimizde Medine'tun diyemezsin. Medine'ten meful yapman gerekir. Dolayısıyla burada Osmani kelimesi yani Osmanlı, Osmaniyu Osmanlı doludur veya El Kahiretu Kahire doludur. El Osmaniyu dediğimizi farz edelim veya El Kahire. Diyelim ki El Kahiretu. Kahire nedir? Medine'tun meliyet dolu bir şehirdir. Eski eserlerle doludur Kahire. Bunu seçtiğimizi farz ettik. Emma ene şimdi gelince ben ufazzılı tercih ederim. El ütlete tatili fi Suriye'de fi Suriye'de geçirmeyi tercih ederim.
Yani kim tercih eder ayrı bir mesele. Olabilir mi? Olabilir diyelim. 5. Ehazet eddalibetu. Dalibe aldı. Yani kız öğrenci aldı. Ne aldı? Tezkirataha, kendi izin belgesini, kendi biletini aldı. Sümme sonra rakibet bindi ettairete, uçağa. Altıya geldik. Sefer bir yolculuk ki min Ankara'ta ila İstanbul. Ankara'dan İstanbul'a kadar olan yolculuk hamsi saatin takriben işte yaklaşık olarak 5 saattir diyor. Dolayısıyla buraya da ne yapabiliriz? İstavraga, yestavrigu, yustavragu. Bunu seçebiliriz. Yustavrak geçirilecek, gidecek yolculuk manasında. Yani Ankara'dan İstanbul'a yaklaşık olarak 5 saatte gidilir. Gidilecek bir yolculuktur o. 7. Gerçi ikisini bir görsek daha iyi olur. 7. Hel Türkiye an Suriye kesiran. Hel teb'udu. Hel teb'udu, uzak mıdır Türkiye? Türkiye an Suriye. Suriye'den kesiran çok. Türkiye Suriye'den çok mu uzaktır? Çok uzakta mıdır? 8. Şahede Melih. Melih şahit oldu. Nerede veya neye? Fil mesnai, fabrikada. Adeden kibiran, pek çok minel ummari, işçiye şahit oldu. 9. İstanbul'u, İstanbul fiyonda vardır. Asarun kadimetun, eski eserler. Min ahdil Osmani. 9'da tam olarak Osmani kelimesi uygun oldu. Çünkü İstanbul'da Osmani, yani Osmanlı'dan kalan, Osmanlı döneminden, zamanı, dönemi demektir. Osmanlı döneminden eski eserler pek çok vardır. 10. Hel nebde'u. Onun için ne söyleyebiliriz? Çok mu gittik? Çok gittik. Bi gasli. Hel nebde'u. Biz başlar mıyız? Bi gasli melabis, elbiseleri yıkamaya. Başlar mıyız şeklinde olabilir. Dolayısıyla gasl kelimesi seçilebilir. Bu seçtiklerim %100 böyledir demiyorum. Birkaç değişiklik de olabilir ama böyle de olabilir. 8'e geldiğimizde boşlukları şu harfi cerlerle doldurun demişler. Bunun için ne yapmanız gerekir? Nebde'u, BDE kökünden bir muzari nefs-i mütekellim mali gayr olduğunu düşünürsek. Şuradaki kelimelerin tamamının manasını çözmeniz lazım. Daha sonra nebde'u, yani BDE fiili şuradan hangi harfi cerle kullanıldığında buraya uyumlu bir mana taşır. Bunu çözmeniz gerekir. Dolayısıyla burayı geçiyorum. Burada zamirlere göre fiillerdeki, dolayısıyla fail de olabilir, zamir de olabilir, değişiklikleri yapmanız istenmiş. Esasen İmam Hatip Lisesi'nde yapılan bir şey bu. Yani o seviye, zor bir şey yok. İHL Arapçada bunun benzerlerini yaptık. Şimdi bir tane bakalım ne anlatılmış diye. Örnekte gösterildiği gibi şekilde parantez içindeki kelimeler esas alarak yeniden kurulmuş. Şimdi vafaka el ebu ala dalebi veredihi yazdığında sen bunu diyor hiye zamiriyle uyumlu hale getir. Şu cümleyi hiye'ye uygun yap. Hiye nasıl bir şey ki ona uygun yap? Hiye evvela müennestir. Müennes zamir. Hiye o bayan demek. Hiye müennes bir zamir. Peki müfret tesniye cemi müfrettir. Birinci, ikinci, üçüncü şahıs, üçüncü şahıstır. O manasına gelir. Gaibedir yani. Gaibe müfrettir, müennestir. Vafaka ne olur? Vafegat olur. T cezimlenir. T'de görmüş olduğunuz estre asli değil, arizidir. Ne demek istiyorsun? Yani şunun gibi ketebenin çekimini yapalım, mazi çekimi. Ketebe, keteba, ketebu, ketebet gelir. Öyle değil mi? Nasara, nasara, nasaru, nasarat. Harece, haraca, haracu, haracet. Kefera, kefera, keferu, keferat. Aynı kalıptır burası. Peki T'de niye esre var? T'deki esre esasen dediğin gibi kelime sakin, T'de bir cezim var. Ama ardından gelen kelime eliflamlı bir kelimedir. Sen vafakat el ummu diye okuyamazsın. Geçiş yapmalısın. Geçiş yaparken de bunun sakin olduğunu hatırlarsan, görürsen
Şu kaideyi de hatırlaman gerekir. Bilenler için Maksut adlı kitapta yazar. Es-sakinu izâ hürrike hürrike bil kesri. Sakin bir harfe hareke vereceğin zaman esre verirsin. Madem ki bu sakin esreyi verdik. Vâfekat til ummu oldu. Ha bu çok mu önemliydi? Sadece şuradaki ti, hani nasar ti, ketep ti, oradaki ti ile belki karıştıran vardır. Karıştırmayın diye söylemek istedim. Burası asli ti olsa zamir olurdu. Vâfekati. Böyle bir kelime zaten olamaz. Şimdi vâfekat, nasarat, ketebet, haracet, keferat, semiat, fetahat dedik. Buraya uygun zamir hiye'dir. Yani hiye ile uyum olması için böyle olması gerekirdi. Evet. Devamında ne değişmiş? El-ummu, el-ebu. Ebu idi burada. Çünkü vâfekanın zamiri hüve olurdu. Müzekkerdi, müfretti, gâipti. El-ebu olurdu. Şimdi ise müennes oldu. Buraya el-ebu yazamazsın artık. Müennes yazman gerekir. Onun yerine el-ummu yazılmış. Ala dalep aynıdır. Velidihi, velidiha. Ha zamiri değişecek. Niye değişti? Velidihi o babanın çocuğu demek. Hi zamiri erkek için kullanılır. Velediha o bayanın, o annenin çocuğu demektir. Çünkü ha müennes zamiridir. Birazcık zamir bilgisini ilgilendiriyorum. Esasen biraz değil, şu anki soru tamamıyla zamirlerle alakalı arkadaşlar. Zamirleri işte müfret, tesniye, cimriye göre değiştirmen gerekir. Müzekker, müennes ona göre değiştirmen gerekir. Fiilleri de aynen değiştirmen gerekir. Şimdi mesela ente demiş, ene demiş. Şurayı eneye göre yapman gerekirse veya entum olsun, bir başkası olsun. Evvela basit bir fiilden yapayım. Bir örnekleme yapmış olayım. Geçeceğim burayı. Mesela nasaradan olsun. Ketebe olsun. En iyi bildiğiniz fiilin ketebe olduğunu varsayıyorum. Ketebenin çekimini yap. Ketebe, keteba, ketebu. Ketebet, ketebeta, ketebne, ketepte. İşte ente zamiri ketepteye uygundur. Nereden çıkartıyorsun bunu? Şimdi ente zamiri ikinci şahıstır. Öncelikle onu bilmen lazım. Başka müfrettir. Başka müzekkerdir. İşte benim dediğim ketepte de aynı özellikleri taşıyor. Ketepte müfrettir, müzekkerdir, muhataptır. Tıpkı ente gibi. Aynı özellikleri taşıdığı için ketepte kalıbına geldim. Ketepte yaptığın zaman artık el-ebu da yapamazsın. Ketepte sen yazdın demektir. El-ebu olmaz. Ardından getireceğin kelime fethalı olması gerekir. Çünkü te faildir zaten. Ardından hi zamiri devam eder. Ketepti yapmış olsan mesela şuraya uygun. Bu da sen bayan demektir. Burası seçilebilir. Zamir buna göre seçilir. Kısacası zamirlerin hangi tür zamir olduğunu bilmeniz gerekir. Kısaca onu ifade etmeye çalıştım ve geçtim orayı. Bayağı da örnek varmış gerçi. Biraz baksam mı? Çok şey anlatılmış. Örnek 3, 4, 5 gidiyor. Ne yapmışlar? Birincisi orasıydı. İkincisini de istiyorlar. Kâne kad ve'edeni es-sefer diye anlatım devam ediyor ama dakika neredeyse 40 oldu. Biz daha konu anlatımına başlamadık. Enes'in devam edeyim ben. Aşağıdaki kelimeleri anlamlı bir cümle oluşturacak şekilde kurunuz. Ne yaparsın? Ya isim cümlesi yaparsın ya fiil cümlesi. Fiil cümlesi yapmaya karar verdiysen fiili başa alırsın. İsim cümlesi yapmaya karar verdiysen başta ya harfi cerle başlamalısın ya da merfu kelimeyle. Mesela Fatimetu diyerek başlayabilirsin. Veya ra'et bir fiildir. Bu da olabilir. Ra'et gördü Fatimetu Fatma. Bu şekilde de başlanabilir. Dil bilgisi bölümüne gelmiş olduk böylece. Dakika 39. Atıf edatları ve işlevleri. Atıf edatları ne işe yarar? Atıf bir takım edatlar vasıtasıyla bir cümle unsurunun diğer bir unsuruna bağlanmasıdır. Atıf bağlayıcı demek. Cümlede tekrarı önlemek ve gereksiz uzatmaların önüne geçmek amacıyla yapılır. Atıf işlemi niye yapılıyor? Tekrardan kurtulmak, fazla kelime kullanmamak. Zaten tüm dillerde asıl olan ihtisar derler. Yani az yazı ile çok mana ifade etmek.
Edebiyat kitaplarında vardır. Bir sayfa, iki satır yazı yazmışlardır. Başka da bir şey yoktur. Sadece iki satır. Sayfanın gerisi boş. Niye? Ne anlatmak istiyor? Bu iki satırda o kadar mana var ki bu sayfa zaten dolar. Dolayısıyla çevir. Söz konusu bağlama işlemi yani atıf isimle isim, fiille fiil ya da cümleyle cümle arasında gerçektir. Bir ismi başka bir isimle bağlayabilirsin. Bir fiili başka bir fiile de bağlayabilirsin. Bir cümleyi de başka bir cümle ile bağlaman mümkün. İsimle isim arasında geçmesi, iki ismin birbirine bağlamasına bir örnek verelim demişler. Mesela Hadara geldi. Kim? İbrahimu. İbrahim adlı kişi geldi. Ve daha kim geldi? Ahmedu. Ahmet geldi. Ahmet de İbrahim de geldi. Nereye geldiler? İller ictimai toplantıya. Şimdi burada üzerine durmayı istediğim bir şey daha var. Yukarıda ne demiştik? Hani asıl amaç ne burada? Cümlede tekrarı önlemek, gereksiz uzatmaların önüne geçmek. Şimdi burada atıf harfi nedir? Vav'dır. Matufun aleyh İbrahim olur. Matuf Ahmet olur. Vav atıf harfi ne iş yapmış? İrab bakımından bir iş yapmış. İbrahimu merfudur. Raf alameti sonundaki sonuncu harfin zammeli olması. Ahmet de merfudur. Raf alameti sonuncu harfin ötreli olması. Yani buradaki ötreyi şuraya aktarmış diyebiliriz. Peki tamam İrab'da bir etkisi var anladık. Matufun aleyhi gördük. Matufu gördük. Atıf harfi vav'dır dedik. Bunu da anladık da. Hani kısaltmaya yarıyor demiştik. Neyi kısalttı? Esasen Hazara İbrahim. İbrahim geldi ve Ahmet. Ve Ahmet ne? Ve Ahmet de geldi dedik. Geldi yazıyorum burada. Yazmıyor. Ama aslında o mana var. Kısaltma yaptı dedi ki o. Yani Hazara İbrahim'den sonra yine Hazara Ahmet vardır. Aslında Hazara Ahmedü olur. Ama şuradaki fiil yazıda yok. Niye yok? Vav atıf harfi. Tabi tek vav değil. Diğerleri için de geçerli. Bunlar ne yapar? Sağındaki fiili de gizliyorlar. Kendilerine o mana var. Ardlarından öyle bir fiil yazılmıyor. O işe yarıyorlar. Dolayısıyla kısaltma böylece yapmaktadır. Hazara İbrahim. İbrahim geldi ve yine geldi. Kim geldi? Ahmet. Ahmet. Buna göre Ahmet ve İbrahim geldi. Nereye? İler içtimai toplantıya. Toplantıya geldilerler diye yazmak Türkçe'ye uygun olmasa gerek. Bu cümlede ne olmuş? Vav atıf harfi iki tane ismi birbirine bağlamış. Bir isim İbrahim, diğer isim Ahmet'tir. Birbirine bağlamış mı? Evet. Çünkü iki isim arasında yer alıyor. Ama her vav bu işi yapmaz. Gördüğünüz her vavı da atıf harfi olarak değerlendirmemelisiniz. Harficerler bilmiyorum bu üçüncü sınıfta var mıydı? Varsa öyle bir soru gelebilir yani. Bir vav koyarlar. Ardından gelen kelime acaba mecrur mu? Yani harfice olarak mı değerlendirmen gerekir? Yoksa atıf harfi olarak mı değerlendirmen gerekir? Sorulabilir. Burada açıklamalar yapılmış. Açıkçası ben okumadım. Câe İbrahim ilel medreseti ve ahzara külle vacibatihi. Burada ne olmuş? Fiil ile fiil birbirine bağlanmıştır. Yani câe var ve de ahzara var. İbrahim okula geldi ve bütün ödevlerini getirdi cümlesiyle örnek ile fiil ile fiil arasında gerçekleşen atıfa misal verilmiştir. Görüldüğü üzere ikinci cümlede yer alan ahzara fiili kendinden önceki câe fiiline atfedilmek suretiyle bağlanmıştır. Söz konusu bağlantıyı da vav edatı temin etmiş ve ikinci cümlede öznenin tekrarını önlemiştir. Burada neyin tekrarı önlendi? Öznenin. Câe İbrahimu. İbrahim özne yani faildir. Buradaki vav ne yaptı? Yani, Câe İbrahim ilel medreseti. İbrahim okula geldi ve ahzara ve getirdi. Kim? Yazıyor mu? İbrahim geçiyor mu? Geçmiyor. O zaman getirdi külle vacibat. Tüm ödevlerini getirdi ama kim? Ahzara'nın altında gizli bir zamir hüve olur bu durumda.
Ve o İbrahim getirdi manasında. Yani vav harfi ve getir ve ahzara ve İbrahim getirdi. Aslında ne olacaktı? Şurada yazdığı gibi ahzara İbrahim. Buradaki vav harfi tekrar İbrahim yazmayı önlemiştir. Dilde bir kısaltma gitmemizi cümle ile cümle arasında gerçekleştirilen atfada bir örnek verelim. Tabii fiil ile fiil arasında olduğu zaman unutmayın ki ikinci fiilde açıkça faili göremiyorsanız demek ki fiil ile fiil birbirine bağlanmıştır. Birinci fiil cümlemizde faili görmektesin. İkinci fiil cümlesinde görememektesin. Demek ki vav harfi ne yaptı? Sağındaki fiille solundaki fiili birbirine bağlamış oldu. Cümle ile cümle arasındaki durum. El-ilmu nurun vel-cehlu narun arasında gerçekleşen atfa örnek bu şekilde. İlim nurdur, cehalet ise ateştir cümleleri örnek olarak verilebilir. El-ilmu nurun cümlesine atıf edatıyla bağlan. Söz konusu bağlantıyı da vav harfi sağlamıştır. Örneklerde de görüldüğü gibi atıf ilişkisi aynı grup kelime ya da cümleler arasında gerçekleşmektedir. İsim ile isim, fiil ile fiil, cümle ile cümle birbirine bağlanarak bu ilişki kurulmuş. Atıftan bahsedebilmek için 3 tane öge, 3 tane farklı şeyin tespit edilmesi, 3 unsurun gözükmesi gerektiğinden bahsettik. Ta ünitenin başında da bir internet sitesi açarak, bir Arap sitesi açarak bunu zaten göstermiştim. Bir atıf edatını, edatul atf, bunu görebilmelisin. Bu matufun aleyh ile matufu birbirine bağlamış olan. İkincisi matuftur. Atıf edatı vasıtasıyla kendisinden önceki cümleye bağlanan ve cümlede atıf edatının hemen ardından gelir. Atıf harfinin hemen sol tarafındakine matuf diyeceğiz. Matufun aleyh atıf harfinin sağındadır. Matufun kendisine bağlandığı ana unsur olup cümlede atıf edatından önce gelmektedir. Gramatik olarak bakarsak dil bilgisayar yönüyle matufun aleyh cümledeki yerini alır. Yani irab hükmünü üstlenir zaten söylemiştik. Atıf harfinin sağı merfu ise solu da merfu. Sağı mensup ise solu da mensup. Sağı mecrur ise solu da mecrur olur. Burada da aynı şey anlatılmış. Bu açıklamalar ışığında ne oldu? Bakalım. Ca İbrahim ile medreseti ve ahlara külle vacibatihi demek. Vacibatihi cae değil. Vacibatihi hata ile başa gelmiştir. Aslında bu külleden sonra yazılır. Arapça yazıyı böyle PDF'lere, Word belgelerine yazmaya çalıştığımızda büyük sorunlar yaşıyoruz. Bir kelimeyi yazıyorsun, harfi yazıyorsun. Zaman zaman ters dönüyor, yerleri değişiyor. Bunun için yazdığın şeyin Arapça dil bilgisini, Arapçayı seçmen gerekir. Word'de, bilgisayar dillerinde Arapçayı seçmek gerekiyor ki böyle bir kargaşa yaşanmasın. An itibariyle ufak bir kaza yaşanmış. Aslında Ca'e İbrahimu ilel medreseti ve ahzara külle vacibatihi burada olacaktı. Tamam, şimdi buna bir bakarsak demiş. Ca'e fiili matufun aleyh diyor. Ca'e matufun aleyh. Ahzara ise matuftur. Ca'e matufun aleyh. Ahzara matuf. Vav ne olur? Atıf harfi olur. Aynı şekilde Hazara İbrahim fe ahmedu ilel içtimai. Cümlesinde ise İbrahim ismi matufun aleyhtir. Hocam nasıl matufun aleyh? Bu fail değil mi? Bir kelime hem fail hem de matufun aleyh olabilir. Şu anda öyle zaten. İbrahim kelimesi matufun aleyh. Ahmet matuftur. Fe ise atıf harfimizdir. Fe ahmedu. Görüldüğü üzere İbrahim mu ahmedu. Sonuncu harfler ötseli. Her ikisi de merfu. Ahmet kelimesi neden merfu? Fe atıf harfidir. Görevi sağındakinin irabını yani matufun aleyhin irabını soluna yani matufa aktarmaktır ve aktarmıştır. Hazara geldi, İbrahim geldi ve Ahmet de geldi. Nereye geldiler? Toplantıya gelmişler.
Daha hala ayrıntılara girilmedi. Şu an ne olduğu anlatılmaya çalışılmakta. Matuf unsur şu üç hususta matufun aleyhe uyar. Ancak düzgün bir şeyler anlatılmaya başlanıyor. Atıf harfleri diyecek burada. Konunun ancak içine girmeye başlayacağız. Şu ana kadarkiler bir altyapı oluşturma çalışmasıydı. Anlamanız gereken neydi şu ana kadar? Konu kolay bir konu. Ne var? İsimle ismi, fiille fiili, cümleyle cümleyi birbirine bağlamak var. Bu bağlama esasında bir adet atıf harfine, bir tane matufun aleyh, bir tane de matufa ihtiyacımız var. Peki bu iş ne işe yarıyor? Bu matuf, matufun aleyh, atıf bunlar da amaç ne? Amaç cümleyi daha kısa tutmak. Peki ne iş yapar başka? Hem kısa tutar hem de matufun aleyhin irabını matufa verir. Versin bize ne? Şu işe yarıyor bize ne derken? Atıf harfini gördüğün zaman sağdakinin irabını sonuna vereceksin. Ne olmuş? Arapça aslında hareketsizdir. Hareketsiz bir yazıyla karşılaştığın zaman ne yapacaksın? İşte harekeyi ona göre vereceksin. Konu zaten bu. Bunlar aslında bu işe yarıyor. Hareketsiz yazıyı okuyabilmek için hangi harekeyi, hangi irabı vereceksin? Atıf harfini gördüğünde sağındakinin irabını sonuna vereceksin. Sağdakinin irabını nasıl çözeceğiz? Sağdakine bakacaksın. Fail mi, mef'ul mü nedir? Ona göre sonundaki irabını da belirleyeceğiz arkadaşlar. Matuf unsur, matuf olan kelime yani. Şu üç konuda matufun aleyhe uyacaktır. Matuf hangisi? Atıf harfinin solundaki. Matufun aleyh, atıf harfinin sağı. Bunu unutmamanız gerekiyor. Altyapı bu. Yukarıda da ifade edildiği gibi evvela irab yönünden uyacak arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Deminden beri onu anlatıyoruz. Sağ merfu, solda merfu olur. Sağ mensupsa o zaman diğeri de. Mecrursa diğeri de o şekilde. İki sıga yani kip itibariyle uyar. Ne demek istiyorsun? Buna göre atıf işlemi iki fiil arasında gerçekleşmişse söz konusu fiiller sıga yani zaman bakımından birbirlerine uygundurlar. Dolayısıyla mazi fiil, mazi fiille, muzari fiil, muzari fiille, emir fiil de emir fiille atfedilerek bu işlemi yapacağız. Mesela, Ekrem'e ikram ettiğini bana kim? Aliyun, Ali adlı kişi. Ve ekramtu ve ben de ikram ettim. Hu, ha, evet. Çok meşhur bir örnek. Ali bana ikramda bulundu, ben de ona ikram ettim. Cümlesini iki mazi ile birbirine bağlamadık mı? Bağladık. Ekrame mazi bir fiildir. Ef'ale ifal babında. Ekramtu o da öyle. Ekrame ekrama ekramu çekim yap. Nefsim tükelle vahle ekramtu gelir. Ekramtu ekramna. İkisi de mazi yani. Yahterimu ehterimu. Bakalım. İbrahim bana saygı duyar, ben de ona saygı duyarım. Yahterimu saygı gösterir, saygı duyar. Ni bana kim? İbrahimu İbrahim. Ve ehterimu ve ben de saygı gösteririm. Hu o İbrahim'e. İhtarame yahterimu. Yahterimu iştial babından muzari. Ehterim muzari'nin nefs-i mütekellim vahde kalıbıdır. İkisi de muzaridir sonuçta. Unsurhu ya Ahmet. Felyensurke. Ahmet sen ona yardım et. O da sana yardım etsin. Burada ne var? İkisi de emir hazırdır. Nasara yensuru birinci baptan. Unsur emri hazırdır. Li yensur. Li yensur emri gaiptir. İkisi de emir fiil midir? Evet, ikisi de emir fiildir. Bir tanesi emri hazır, bir tanesi emri gaiptir. Li yensur yardım etsin o da ke sana. Unutmuyoruz. Üç yönde uyum var dedik. Bir irab yönünden, ikincisinde kalıp yönünden. Yani birisi mazi ise diğeri de mazi olacak. Biri muzari ise öbürü de muzari. Biri emirse diğeri de emir. Emirden maksat biri emri hazırsa diğeri emri hazır olacak veya emri gaip de olabilir. İlla emri hazır olması gerekmiyor. Cümlede uyum da aranır. Şayet atıf işlemi iki cümle arasında gerçekleşmiş ise İsim cümlesi isim cümlesine, fiil cümlesi de fiil cümlesine atfedilecek. El edebu nurun vel cehlu zulmetun. Edep aydınlık, cehalet ise karanlıktır.
Burada ne var? Burada şu var. El edebu müfrettir, nurun haberdir. Edep nedir? Nurun, nurdur. Biri müpteda, biri haber. Yani burası bir isim cümlesi. Ve el cehlü zulmetun, el cehlü müpteda, zulmetin haber. Yani burası da bir isim cümlesi. Ne olmuş? Şu olmuş. Vav atıf harfimiz, matufun aleyhi de, matufu da isim cümlesidir. Yani isim cümlesi isim cümlesine bağlanmıştır. Şimdi fiil cümlesine bağlanıp bağlanmadığını kontrol edelim. Ca'e el addu, adalet geldi. Ve zale, zail oldu, yok oldu. Ne? Zulmü, zulüm. Ca'e fiildir. El addu faildir. Fiil, fail nedir? Fiil cümlesidir. Ve zale, zale de fiildir. Zulmü faildir. Fiil, fail, fiil cümlesi. Vav atıf harfi. Ne olmuş? Atıf harfimiz sağında da solunda da fiil cümlesi var. Yani fiil cümlelerini birbirine bağlamış. Başlıca atıf edatları ve anlamları kesinlikle ezbere bilmelisiniz. Atıf edatlarından vav. El vavu ve diye yazmaktayız. Türkçe'de ve bağlacıyla karşılanan bu edat, yani Türkçe'deki ve ile karşılanıyor. Ve diye çevirisini yapıyoruz bunun. Ve diye karşılanan bu edat, iki unsuru, iki şeyi bir araya getirme, iki şeyi birbirine bağlama ve matuf ile matufun aleyhi eşit şartlarda aynı hüküme ortak etmektir. Dolayısıyla zaman bakımından aralarında bir öncelik veya sonralık yoktur. Eşit şartlarda derken evvela zaman bakımından. Birisi önce, diğeri sonra değil, aynı anda. Zaman bakımından aralarında bir öncelik veya sonralık bulunmayan iki şeyi birbirine bağlıyor. Örnek: araba geldi, baba ile çocuk bindiler ve şehir merkezine gittiler. Cümlesinde arabanın geldiği ve baba ile çocuğun eşit şartlarda arabaya bindiğini. Buradaki eşit neyle alakalı? Yani arabaya birinin diğerinden önce ya da sonra bindiği gibi bir durum söz konusu değildir. Eşit şarttan maksat aynı zamanda binmeleri, bir öncelik veya sonralık olmaması. Bunu kastedilmektedir. Onun için vav edatıyla yapılan bağlama işleminde matuf ile matufun aleyh yeri değiştirebilir. Bir başka ifadeyle atıf edatı ile birbirine bağlanan matuf ve matufun aleyhin yeri değiştirmesi anlam açısından cümleye bir artı veya eksi katmayacaktır. Artısı da yok, eksisi de yok. Câet es-seyyâratu ve rakibe el-veledü ve el-ebu diyebilirsin. Burada rakibe el-ebu el-veledü, burada ise tam zıttı. Önce çocuk, sonra baba yazılmış ama mana değişmiyor. Yani birisi önce, diğeri sonra demek değil. Yazıda önce ebu, daha sonra veled gelmesi, aradaki vav, bunların öncelik, sonralık böyle bir şey ifade etmiyor. Önce veledi, sonra babayı da yazsan, yani eb kelimesini de yazsan, bir şey değişmez. Çünkü aralarındaki edat vav'dır. Ha, başka bir şey olsaydı, mesela fa gibi. Bakalım. Türkçe'de arkasından, hemen sonra, peşinden diye tercüme edebileceğimiz bir fa var. El fa'u, fe diye yazılmaktadır. Bu edat, atfa konu olan matuf ile matufun aleyhi bir sıralamaya tabi tutmasının yanı sıra, yani tertip var, bir sıralama var. Bununla beraber bu iki unsur arasında zaman olarak öncelik sonralık, yani takip ilişkisinin varlığına da işaret etmektedir. Dolayısıyla matufun aleyhin hemen akabinden gerçekleştiğini, aralarında önemli bir zaman farkının söz konusu olmadığını ifade eder. Hemen ardından. Talebe Hasan min validihi en ya'khuzahu ila İstanbul'a. İstanbul'e fevafeka. Hemen ardından demektir buradaki şey. Hasan'ın yazmış. Hasan'ın babasından kendisini İstanbul'a götürmesini istemesi ile babanı buna onay vermesinin hemen ve birbiri ardına gerçekleştiğini görmekteyiz. Burada fe kullanılması fevafeka. Yani talebe istedi Hasan min validihi, babasından en yehuzehu ila İstanbul, kendisini İstanbul'a götürmesini istedi. Hemen ardından vafeka, onayladı, onay verdi.
F ve onay verdi yani. Ve hemen ardından demek. Buradaki F hemen ardından, hemen peşinden. Dolayısıyla F edatı ile yapılan atış işleminde mahfuz ile mahfuzun aleyh aynı anda ve birbirinin peşinden gerçekleştiğini göstermek. Onun için F edatı ile yapılan atış işleminde mahfuz ile mahfuzun aleyh yer değiştiremez. Değiştirirsen ne olur? Mana bozulur. Mesela vav atıf edatı ile kurduğumuz cümleyi bu defa F ile kurarsak mana değişecektir. Arabanın geldiği ve önce babanın hemen arkasından da çocuğun bindiği anlaşılmış oluyor. Caet geldi. Es-seyyaratu araba. F hemen rakibe bindi. El-ebu çocuk. El-ebu baba. Fe rakibe el ebu ve baba bindi. Fe hemen ardından el veledü çocuk bindi. Önce baba hemen ardından da çocuk binmiş oluyor. Kısacası vav'da ve diye yazdığımız atıf harfinde bir zaman sıralaması yoktur. Matuf ile matufun aleyhin yerlerini değiştirmiş olsan manada bir değişiklik olmaz. Oysa fe'de el fa'u fe atıf harfinde matufun aleyh ile matuf arasında bir zaman farkı vardır. Matufun aleyh önce, matuf sonradır ve hemen ardından, hemen peşinden diye tercüme ediyoruz. Çünkü arada çok kısa bir zaman farkı vardır. F'ye de V diye tercüme edersin. Yani ve hemen ardından bindi diyebilirsin. Vav ise sadece V diye tercüme etmektedir. Sıra sünmeye geldi. Sünme Türkçe'de sonra, daha sonra diye tercüme edebiliriz bu kelimeyi. Söz konusu iki unsur yani matuf ile matufun aleyh arasında bir zaman aralığının terahi var olduğunu göstermektir. Bir zaman aralığı var. Arda arda mı? Aynı anda mı? Dolayısıyla matuf ile matufun aleyhin aynı anda gerçekleşmediğini matufun aleyhin önce, matufun da daha sonra tahakkuk ettiğini, gerçekleştiğini göstermektedir. Bu atıf edatının bağladığı iki unsur arasındaki zaman kavramı, zaman farkı, F atıf edatının cümleye yüklediği zaman kavramına göre daha uzundur. Vav, matufu ile matufun aleyh arasında bir zaman farkı yok. F'de matuf ile matufun aleyh arasında çok kısa bir zaman farkı var. Sümmede ise matuf ile matufun aleyh arasında biraz daha fazla zaman farkı var. Neye göre daha fazla? F'ye göre zaman farkı sümmede nedir? Daha fazladır. Nasıl diyor? Babanın arkasından bir müddet sonra çocuğu da bindi. Sümme olduğu için. Rakibe bindi. El ebu baba. Sümme daha sonra. Ne kadar sonra? İşte artık F'ye göre daha fazla yani. Sümme daha sonra veledi. Onun çocuğu da binmiş oldu. Sıra ev edatımıza geldi. Türkçe'de veya diye bunu çeviriyoruz. Yahut, ya da, yoksa diye çevirebiliriz. Hangisi cümleye hangisi uyuyorsa, yakışıyorsa. Bu kelimelerden biriyle tercihimizi yaparız, çevirimizi yaparız. İki unsur arasında tahyir yani tercih. İki şeyden birini seçme söz konusu olma durumlarında kullanılır. Keyfe nüfezzilu es-sefera bis-seyyarati ev bil-kıtari. Yolculuğu nasıl tercih edersiniz? Arabayla mı yahut trenle mi? Arabayla mı veya trenle mi? Bis-seyyara arabayla mı? Ev veya da bil-kıtari tren ile mi? Ev veya demek yani. Veya işte şurada yahut diye de tercüme yapılabilir. Ne var? İki şeyden birini seçme var. Yani tercih. Yani tahyir, muhayyer bırakılma, özgür. Onu veya bunu seçebilirsin. Arapça olarak da bilin yani. Ev ne içindir? Tahyir içindir. Sümme ne içindi? Bir sonralığı ifade etmekte. Terahi. Zaman aralığı var bunda. F'de ne vardı? F'de takip var ve tertip var. Tertip arda arda. Takip peşinden demektir. Evi de anlattık veya manasına gelmekte. 5'te M var. M yine yahut ya da yoksa. Çoğunlukla yoksa diye tercüme edilmekte.
bu şekilde tercüme edilebilir. Bu edat soru edatı olan hemze ile birlikte kullanılır ve muhataptan bu edatın öncesiyle sonrasındaki unsurlardan birini tayin ve tercih etmesi zorunludur. Ev edatından farkı sadece soru hemzesi ile kullanılmasıdır. E bil kıtari seri'i emir adi tusafirani. Hızlı trenle mi yoksa normal trenle mi yolculuk yapacaksınız siz ikiniz? Onunla mı yoksa bununla mı? Onunla mı yoksa bununla mı? Oradaki yoksa aşağı yukarı veya demektir. Dolayısıyla ev ile oldukça yakın mana. Sadece hemze ile soru hemzesi, soru manasındaki hemze ile beraber kullanılması oldukça farklıdır. Em yoksa demektir. Ve soru hemzesi ile beraber kullanılır. Yani mı, mi manasına geliyor soru hemzesi. Altıncı atıf edatımız. Ne matuf ile matufun aleyh arasında bulunan. Yok, hayır, aksine, tam tersine, bilakis diye tercüme edilebilir. Bilakis zaten bil aksi demektir. Yani tam tersine demektir. Aksine demektir. Bel her halükarda aksine manasına gelir. Hayır manasına gelir. Önceki anlamda farkı hatta tam tersi ızrap. Bir anlamın ifade edileceği yerlerde kullanılır. La eşrabul kahve fil fetur bel şay. Kahvaltıda kahve değil. Aksine çay içerim. Tam tersi yani zıttına. Cümlesinde bel edatından önceki hükmün aksine bir şey söylenmekte kahvaltıda kahvenin değil çayın içileceği ifade edilmiştir. Bel bilakis derler. Bilakis bilaksi. Aksine yani zıttına, tersine öyle değil de böyle manasında. Lakin var bir de. Lakin ile lakinne farklıdır. Lakin. Türkçe'de ancak lakin, fakat diye tercüme etmekteyiz kendisini. Lakin, lakin diye çevriliyor yani. Bu edat kendisinden önceki cümledeki bir eksikliği ya da yanlış anlaşılmayı ifade etmek için. Buna istidrak demek. Lakin ne içindir? İstidrak içindir. Yazabilirler mesela ev der, iki nokta üst üste koyar. İşte istidrak içindir der. Lakin yazlar, iki nokta üst üste koyar. Tercih yazar, şunu yazar, bunu yazar. Bu tür kapalı kelimelerle yani hangisi ne içindir biliyor musun diye sormak da isteyebilir. Dolayısıyla lakinin manasını da bileceksin. Şu şekilde kapalı olarak yazılışı yani istidrak içindir. Yanlış anlaşılmayı düzeltmek, doğru anlatmak içindir diye kullanıldığını bilmek de gerekiyor. Mahmut ev ödevini yapmadı ancak Hasan yaptı. Ma ile yapmadı Mahmud'un Mahmud neyi vacibehu ödevini. Lakin fakat Hasan'ın Hasan. Fakat Hasan. Fakat Hasan ne? Fakat Hasan yaptı. Hatta var sekizincisi. Türkçe'de bile kelimesiyle karşılayabileceğiniz bu atıf edatı matufunun zahir bir isim olmasının yanı sıra matufun aleyhin bir parçası ya da ayrılmaz bir unsuru olması gerekir. Yemutu ennasu hatta enbiya. İnsanlar ölür, peygamberler bile ölüyor. Peygamberler de dahil. Bile aynı zamanda dahil diye de çevirebilirsin. Yemutu ölür, ölüyor ennasu insanlar hatta enbiya u nebiler bile ölüyor. Ölürler. Cümlesinde matuf olan el-enbiya zahir bir isim ve matufun aleyh olan en-nasu kelimesinin bir parçası olduğundan hatta atıf edatı işlevi görmüş. Ölüm olgusunun peygamberleri bile kapsayan, doğruya kadar uzanan gaye yani gaye manasında e kadar a kadar amaç sonuç hedef bir gerçek olduğunu yansıtmıştır. Böyle niye ayrıntıya girdi hatta da? Hatta birkaç şey olabilir yani. Sadece atıf edatı değildir. Hatta ne var? Enlen key izen hatta. Hatta aynı zamanda bir nasb için kullanılabilir. Hatta aynı zamanda harfi cer olarak kullanılabilmekte. İşte hatta her zaman bir atıf edatı olmadığından zahir bir isim olmasının yanı sıra diye başlayarak ayrıntılar verildi. Bir de ne var? La var. Türkçe'de değil, hayır, olmadı diye tercüme edilebilir. Cümleye olumsuzluk katacağız yani.
Hazihi hakikatun, bu bir gerçektir. La hayal, bir hayal değildir diye çevirmekteyiz. Hakikatun la hayalun. Yukarıda geçen bütün örneklerde görüldüğü üzere atıf edatından sonra gelen kelime, ondan önce gelen kelimenin gramatik işlevini, yani irabını üstlenmiştir. Kısacası atıf edatının sağı merfu ise solu da merfu. Sağı mensup ise solu da mensup. Mecrur ise mecrur. Tabi sağı solu derken matufun aleyhin irabı neyse matufta da aynı irab vardır demek istiyorum. Sıra alıştırmalara geldi. Soru 1. Aşağıdaki cümlelerde geçen matuf unsurlarının doğru kullanımını belirleyiniz. İştaraytu, ben satın aldım. Esasen manaya, şuna, buna hiç gerek yok. Olay neyle alakalı? Kalemen ve defteran ve neyen. Yani vav var hepsinin başında. Vav bir atıf harfidir. Ne iş yapardı? Sağının irabının sonuna. Öyleyse burası madem sağda. Neye göre sağ? Noktanın sağı. Dolayısıyla buraya yazacağım kelime de neyle başlıyor? Vav'la başlıyor. Yani vav'ın da sağı olmuş olur burası. Vav'ın sağı neyle bitti? Fethayla. Yani mensuptur. Öyleyse vav'ın ardı da mensup bitmeli. Mimhaten mensup mu? Evet. Mimhatun hayır. Mimhatin yine hayır. İştaraytu ben satın aldım. İştarafi tufayel. Nereden? Minesubi çarşıdan. Minesubi çarşıdan. Ne satın aldım? Kalemen bir kalem. Ve yine ne satın aldım? Defteran bir defter. Ve yine ne satın aldım? İmhaten bir silgi satın aldım. Ne karşılığında ne mukabilinde? Bi'işirine liraten. 20 lira ile. 20 lira ile. İşte bunları satın aldım. Kalemen mensuptur. Mim'in fethası var. Defteran mensuptur. Ra'da yine fetha var. Şimdi şöyle bir şey var. İştarafi tufayl kalemen mef'ul ya. Dolayısıyla mensup. Burada vav atıf harfi var bir tane. Bir cümlede yani şöyle bir satırda birden fazla vav olabilir. 3 olur, 5 olur. Onda sorun yok. 10 da olabilir. Bir sınırlama yok yani. Onu demek istiyorum. Birinci atıf harfi vav burada zaten. Ne yapmış? Sağ madem ki mensup, solunu da mensup yapalım demiş. Defteran, bu yüzden ran olmuş. Defterin olabilirdi. Şu cümleyi hareketsiz olarak hayal edin. İşte bu konu hareket vermeyi öğretiyor. İştaranın fiil, sonun fail olduğunu bilsen, min harfi cerdir, esugi buraya cer edecektir. Kalem de iştara fiilinin mef'ulüdür. Dolayısıyla kalemen mensup olacaktır. Dediğin andan itibaren vav harfinin bir atıf harfi olduğunu, makabli yani bir öncesi, madem ki mensup, solunun da yani matufun da mensup olması gerektiğini öğretiyordu bu ünite. Ardından bir tane daha vav gelecek. Buradaki parantez arasında kelimelerin her birinin başında vav var. Şuraya bir vav yazdığımda, vav da yine sağındakinin yani defteran kelimesi madem ki böyle, soluna yine öyle bir kelime ekleyecektir. Yine mensup bir kelime ekleyecektir. Bunları öğretmektedir. Yani vemimhaten doğru seçenektir. Zürtü zara fi tufay. Ben ziyaret ettim fi İstanbul. İstanbul'da ziyaret ettim neyi? Mescide Süleymaniye. Süleymaniye Mescidini, Süleymaniye Camisini ziyaret ettim. Peki burada hani Süleymaniye'ti, burası esreli olur. Mescit kelimesinin fethasına mı bakayım? Yoksa burada T'nin harekesi belli bile değil. Dolayısıyla buraya belli olmayan bir şey mi seçeyim? Yani ne seçeceğim karışabilir. Ne yapmalıyım? Ne yapmalıyız arkadaşlar? İlk kelimeye bakacaksın. Mescide. Çünkü ben mescidi ziyaret ettim. İstanbul'a bir mescidi ziyaret ediyorum. Süleymaniye camisini. Süleymaniye değil sonuçta camiyi ziyaret ediyorum, dolaşıyorum, geziyorum. Dolayısıyla buradaki vav da buradaki dalın harekesine uygun olarak mensup bir kelime getirmesi gerekir. Topkapı Sarayı yazmış burada. Kasru Topkapı olabilir. Topkapı Sarayı. Topkapı. Burada saray. Kasır saray demek. Kasr saray.
Gasru, gasra, gasri. Hangisi? Gasra. Gasra, tu kapı, top kapı, sarayı. Vav, sağındaki mescide bu mensuptur. Soluna da mensup yapmaktadır. Ya'cibuni, beni hayrete düşürür, beni şaşırtıyor, hayran bırakıyor. Fi şuara'il etrak, Türk şairleri. Türk şairlerinden de maksat hepsi değil tabi, Muhammed Akif demiş. Fi şuara'il etraki. Akif, da la ney? La'dan sonra getireceğimiz kelime yine la'nın sağıyla alakalı. La burada bir atıf edatı olarak bulunmakta. Nereye atfedeceğiz? Beni hayret eden, hayreti düşüren, şaşırtan şey nedir? Şairleri midir? Türk şairlerinden maksat Muhammed Akif'tir. Muhammed diyorum gerçi. Mehmet Akif'tir. Yanlış okudum. Mehmet Akif'tir. Mehmet ile Muhammed aynı yazılır. Mehmet, Muhammed aynı yazılır. Harekeleme farklıdır. Mehmet Akif Ersoy'dan bahsettiği açık. Mehmet Akif. Peki Mehmedi, Mehmedu, Mehmede ne olmalı? Fi harfi ceri eşşuarai, eşşuarai eletraki. Dolayısıyla Muhammedi. Türk şairlerinden bedel Muhammed Akif'tir. Dolayısıyla mecrurdur. Dolayısıyla la necibi fazili. İlk seçenek doğru yerdir. İştarake Ammar fi gazveti Bedr. Bedir gazvesinde iştirak etti. Kim? Ammar. Sümme sonra Uhud, sonra Uhud'a iştirak etti. Uhu, dun, den, din, di, ne acaba? Bedrin, öyleyse Uhud, sümme sonra El Handaku, El Handagi, El Handaga. Handagi, ortadaki kaf esreli olarak. Neden? Bu işte Bedir'den başlamakta. İştarake iştirak etti. İftale, iftar babından mazi. Ammar fail olur. Ammar neye katıldı? Fi gazveti Bedir. Bedir gazvesine katıldı. Burada fi harfi cer gazveyi cer etti. Gazve yani mecrurdur. Aynı zamanda muzaftır. Bedir kelimesini cer yapmıştır. Muzafun ileyhtir bu. Mecrurdur. Görüyorsunuz ra'da esra var. Sümme başka nereye katıldı? Sümme daha sonra Uhud din Uhud savaşına, Uhud gazvesine. Sümme sonra El Hendek, Hendek savaşına, kazasına, gazvesine katıldı. Sümme sağın hareketine verecek. Uhud din. Sen din olduğunu nereden çıkardın? Bedrin. Buradan çıkardın. Sümme bir atıf harfi. Bir atıf edatı sağının irabını sola verdi. Uhud din oldu. Sümme yine bir atıf edatı. Bir şey değişmedi. Sağ Uhud din idi. Öyleyse solu da esreli olacak. Niye el hundu gide gin değil? Kimse demiyordu sanırım. Kelime eliflamlı olduğundan tenvin alamıyor arkadaşlar. Bu gayet açık. Sünne bakın daha sonra hani bir de sonralığı ifade ediyordu. Şeye göre baya bir sonraydı. Yani bu savaşlar ard arda olmamıştı. Bir saniye arda değil, bir saniye aralıkta değil. İlla ki bir süre vardır yani. Baya bir süre vardır. Bu yüzden sünne tercih edilmiştir. Buraya F yazsan ne olurdu? Bir saçmalık olurdu. Bedir'den çıktığı gibi Uhud'a gitti. Uhud'dan çıktığı gibi Hendek'e gitti. Hayırdır yani aynı anda 10 tane savaş mı vardı? 10 farklı isimle savaş vardı da ondan çıkıp diğerine, diğerine çıkıp öbürüne mi gidiyordu denilirdi. Dolayısıyla hangi atıf harfinin edatının seçildiği de önemli. Sınavda çıkamaz mı? İşte Ammar fi Gazze Bedir sümme mi der? Şuraya nokta bırakır. Şuraya da der ki sümme mi uygundur? Ev mi uygundur? F mi uygundur? Vesaire. Ona göre seçmeniz gerekir. 5. Dehale ila gurfetil müdiri. Müdürün odasına girdi. Kim? Mümessilü safi. Sınıfın temsilcisi. Ve hemen ardından dehale yine yani. Ve hemen ardından yine girdi. Kim girdi? Mümessilü burada asıl hedef. Mümessil girdi. Hemen ardından kim girer o zaman? Etullabu girer. Etullabi giremez. Etullabe giremez. İyi de hocam niye mümessilu safi, saf kelimesini niye baz almıyorsun? Safi mecrurdur. Mümessil muzaf, es-safi muzafun ilektir. Belki matufun aleyh es-saftır. Nereden biliyorsun mümessil olduğunu? Sınıfın kendisi içeri girebiliyorsa, müdürün odasına girme işini yapabiliyorsa bunu baz alırım. Girebilir mi? Giremez. Sınıf cansız bir şey. Kim girer? Mümessil girer. O zaman mümessilden sonra yine girecek olan, yine aynı iş yapacak olan dullaptır.
Tulabu. Çünkü mümessilu. Ne dedi? Önce sınıfın temsilcisi, mümessili, ardından da diğer öğrenciler müdürün odasına girdiler. La ufazzilu kıraatel kısası, bel aksine. Şimdi neyle alakalı durum? La ufazzilu ben tercih etmiyorum, beğenmiyorum, sevmiyorum. Neyi fezul fiildir, ene gizli zamir faildir, neyi sevmiyorum, neyi tercih etmiyorum. Kıraetel kısası veya kasası iki şekilde de hareket edebiliriz. İkisi de cemidir, fark etmez. Kıraetel kasası kıssaları okumayı, kıssa çoğul bir kelime. Kasas, kısas çoğuldur, cemidir. Cemi keser, kırk çoğul. Kıssaları artık hikayeleri diyebiliriz. Hikayeleri okumayı sevmiyorum, tercih etmiyorum ben. Bel aksine hikaye okumak şöyle dursun, ben şunu okuyorum diyor. Şimdi bel bir atıf edatı, aksine zıttına demek. Bil aksi, bil akis. Neyi baz alacağım, neyi matufun aleyh yapayım? El kısası yaparsam el kısası esrele bittiğinde rivayati seçebilirim. Eğer graete kelimesini baz alırsam fethalı çünkü. Eğer rivayate belki bunu seçerim. Olabilir mi? Asla olamaz. Birazdan değineceğiz. Başka da zaten tercih edilecek bir şey yok yani. Matufun aleyh bu ikisinden birisidir. La ufezzulu ben tercih etmiyorum. Kıraatel kasası kıssaları okumayı. Bel aksine ben tercih ediyorum demektir. Bel aksine, aksine ne? Parantez arasında. Yani tercih ediyorum. Neyi? Rivayetleri neyin yerine tercih edebilirsin? Okumanın yerine mi? Hikayelerin yerine mi tercih edebilirsin? Hikaye ile kıssalar arasında bir ilişki var, öyle değil mi? Yani hikayeyi değil, kıssayı değil, hikayeyi, rivayetleri tercih ediyorum. Okumayı değil de rivayetleri tercih ediyorum diyemezsin. Ondan onun zıttı bu değildir çünkü. Farklı bir şey değildir. Bununla birlikte er rivayati kelimesi doğru seçenek olacaktır. Kıraate matufun aleyh olur. Bel atıf edat er rivayati matuf olur. Rivayate niye olmaz? Açık T, sağında dik elif var. Bu kelime cem-i önüne salimdir. Cem-i önüne salimler fetha almazlar zaten. Yazım yanlış bu. Bu sırf şaşırtmak için yapılmış. Cem-i müennes salimler fetha almazlar. Bunu bayağı bir söyledim ben. Er-rivayatu merfudur. T'de öte var. Er-rivayati. Bu kelime cem-i önüne salim yine. Nereden anladık? Açık bir T, sağında dik elif var. Cem-i önüne salimler esre ile mensup olurlar. Şu an mensuptur. Peki mecrurluğu nasıl? Bunun başında bir harfi cer olsa yine böyle yazılırdı. Bir şey değişmezdi. Yani mecrur konumdayken de esre ile yazılır. Mensup konumdayken de yine esre ile yazılır. Ney? Cemi müennes salim. Merfu olduğunda ise ortadaki kelime gibi ötre ile yazılır. Sonuncu harfte ötreyi görürüz. Etedrusu sen okuyor musun? Fis saneviyeti. Saneviyede em yoksa şurada mı okuyorsun? Fis saneviyeti esreyi verdiğine göre em de sağın irabının sonuna aktardığına göre el camiate olamaz. El camiatu olamaz. El camiati olur. Öyle değil mi? Ti esreyle bitti. Saneviyeti ti esreyle bitti. Lem yekfur küfretmedi derken yani nankörlük yapmadı. Küfür küfran nimet derler. Nimete karşı yani vurdum duymazlık diyelim. Nimete karşı şükretmemek. Nankörlük yapmak. Lem yekfur nankörlük yapmadı. Nankörlük etmedi. Kim? Salimun salim. Neye nankörlük yapmadı? Nimete Rabbihi. Rabbinin nimetine. Kendi Rabbinin nimetine nankörlük yapmadı. Lakin fakat ne yaptı o? Şekara şükretti. Şükretmek. Şükran yine şükretmek. İkisi de mastar. Burada neyi bağlayacağız? Şimdi Salim ne yaptı ne yapmadı? Salim evvela burası fiildir. Nankörlük etmedi. Lakin fakat şekara şükretti. Lakin el istidrak idi öyle değil mi? Yanlış anlamayı düzeltmek. Birisi sormuş belki. Salim nankör birisi midir?
yekfur Salim. Salim nankörlük yapmadı. Nereden çıkartıyor? Lakin onun nankörlük yapması şöyle dursun. O şekere şükreden birisidir demişler. Şekereyi seçelim. Yekfur bir fiildir. Şekara bir fiildir. Fiili fiile bağladık. Lem yekfur fiil muzari ama manacı mazi değil mi? Nankörlük etmedi. Medi madı. Olumsuz mazi manası taşımakta. Aşağıdaki cümlelerde geçen matufun aleyh doğru kullanımını belirleyiniz. Yani bu konu nasıl bir konu? Oldukça basit bir konu. Matufun aleyh, matuf ve atıf edatlarını tespit edebilmeniz zor değil. Tespit ederseniz hareketleri de irabı da ona göre yapacaksınız. Tabi irab nerede nasıl olur? Biraz irab hakkında bilgiye ihtiyacınız var. İrabla alakalı biz defalarca açıklamalar yaptık. İsimlerde irab konusuna bakmanız önerilir. Bir müptedâ haber konusuna bakmaya zamanınız varsa, irabı bilmiyorsanız, orada irabı işlediğim için diyorum, orada da bunu açıkladık. Konu yani sonuçta ne? Kolay bir konu. Şimdi bir iki örnek yapacağız yine. Bu konu kolay olduğunu ifade ettik. Şahettü, ben şahitlik ettim. Veya şahit oldum, gördüm. Şari'in caddede ben gördüm. Ne gördüm? Esasen belli. Neyi gördüğünü söyleyeceğine göre mef'ul arıyorsun. Mef'ul aradığına göre mensup bir kelime arıyorsun. Yani kelben olduğunu oradan çıkartabilirsin. Şahedeki tu faildir. Aradığım şey, gördüğümüz şey de mef'ul olacaktır. Fiil, fail, mef'ul biliyorsan çözersin. Bilmiyorsan battık mı? Batmadık. Konu zaten bununla alakalı. Dedi ki hareketsiz yazılara hareket vermeyi öğreten bir konu olduğundan önemli bir konu. Şimdi vav bir atıf edatı. Ne yapardı? Sağın irabının sonuna verirdi. Yani solla sağ aynı iraba mı sahiptir? Evet. Sağındaki kelime yok. Ama solundaki var. Soldaki neyle bitmiş? Fetha ile. Yani mensup. Buna göre sağdaki nasıl olmalı? Aynı olmalı. Bu da mensup olmalı. O zaman kelben. Kelben burada olmalı ki o irabı buraya taşımış var. Bakın gıptaten olmuş. Buraya sen kel bun yazarsan bu ötreyle bitmiş. Yani merfu bir kelime. Vav merfu taşıması gerekirdi. Gıptatun demesi gerekirdi. Ama ten demiş. Fethayla bitirmiş. Bunu fethayla buraya aktarmış olması ne demek? Sağda fethalı demek. Yani kelben. Kelben bir köpek, gıpta bir kedi. Avrupa karra. Avrupa karası, kıtası yani. Nedir? Sagiratun küçüktür. Lakebiratun büyük değildir. Sagiratin olmaz. Sagiraten diyebilmek için bazı mahzuf kelimelere ihtiyaç var. Sagiratun. Mübteda haber yaparak sagiratun ve lakebiratun yaptık. Zara ziyaret etti. Kim? Ez-ziyufu, zayfun, ziyufun, misafirler. Yani fail burası öyle değil, merfudur. Fiilden sonra merfu olarak gelmiş. Zara, gale gibi ecvef bir fiil. Ez-zuyuf, cimi mükesserdir, faildir. Ne lazım? Mef'ul lazım. Buraya mef'ul olan bir kelime getireceğiz. Mef'ul olduğuna göre mensup olmalı. El-emakini, esreyle bitmiş. Asla olamaz. Seni kim ceritti diye sorarsın. Burada harfi cer yok. Başka muzaf da yok. Öyleyse değildir. El-emakine olur mu? Olur. Nun fethala yani kelimenin sonu fethayla bitmiş. Olur mu? Olur. Niye? Mef'ul arıyorum. Mef'uller de mensup. Olur yani. El-emakinu olmaz mıydı? Şöyle bir durum meydana gelirdi. El-emakinu buraya yazsan ziyaret etti ki ez-ziyuful-emakinu sıfat mensup yapmış olursun. Yanlış olur. El emakine doğru seçenektir. Zara ziyaret etti. Ez-zuyuf misafirler. El emakine mekanları. Öyle mekanlar ki el eseriyete. Eseri mekanlar. Sümme sonra ziyaret ettiler veya baktılar diyelim. Neye? El menazıra olacaktır. Niye menazıra? Ra'yı fethaladım. Çünkü emakine meftuhtu. Bunu seçmiştim. Sümme'yi ona bağlayacağım için. Matufun aleyh, atıfati, matuf. El menazara tabiiyye. Bu da eseriydi sonuç artık. Kalıntı yerler yani arkeolojik yer demek oluyor. Mekanlar öyle mekanlar ki kalıcı yani arkeolojik mekanlar, bölgeler ve doğal bölgeler.
Dinu din ellezî, o dindir ki ersele gönderdi hu, onu kim? Allahu Allah, kime gönderdi? İlâ kâfetin nâs, insanların hepsine. Nazim buraya yusrun, yusran, yusrin çözemedim. Farz et ki öyle. La bir atıf edatı sol tarafında, yani matufu ney? Usrun ra'da, yani kelimenin sonunda ötre var. Daha terminolojik açıklamaya göre la'nın ardı merfu. Öyleyse öncesi de merfu olmalı. Burada ne var merfu? Yusrun. Bunu seçersin. Dinu din nedir? Yusrun kolaydır. Haber yapmış olduğunuz da haber. La usrun zor değildir. Yusrun la usrun. Artık gerisini birazcık atlayayım zaman açısından. Uzaklaştıralım. Bakalım ne varmış burada. Ya da şurayı çoktan okuyayım. Hazara hazır oldu, geldi ila beytina, evimize, züyufun misafirler, min ciranina fesselleme aleyhim, fesselleme selam verdi aleyhim onlara, kim selam verdi? Fail arıyorsun, İbrahim selam verdi. Ve hemen de ardından Mustafa da selam verdi. Yani İbrahim'i bunu seçtim. Neden? Selleme fiildir. Fail nerede? İbrahim'i faildir. Bu yüzden bunu seçtim. Fe atıf harfi, Mustafa da merfudur. Mustafa merfudur yani. Atı lem yedhul gelmedi, dahil olmadı. Kim? Fail arıyorum. Öylesi merfu olacak. Yani raisu. Ötreli ya bu kelime. Bu yüzden bunu seçiyorum. Raise olmaz. Raisi hiç olmaz. Raisül vüzera. Vüzera, vezirun vüzera, yardımcılar, bakanlar demek. Bakanların da başı, reis, baş demek, reis. Reisül vüzera, ne olur? Başbakan. Başbakan lem yedhul, gelmedi, dahil olmadı. Ka'etel temer, toplantı salonuna, konferans salonuna gelmedi. Bel aksine geldi, dahil oldu. Kim? Vezirus sahaf diye devam ediyor da, sıhhati diye devam ediyor. Gerisi önemli değil gerçi. Burası lazımdı. Fail olan budur. Raisu. Lem yedhul fiil. Fail arasın. Fail de merfudur. Merfu da ne demek? İşte ne demek? Konu orada zaten. İsimlerde irab önemli. İlk kelime merfudur. İkincisi zaten ne olduğu önemli değil. İlk kelime merfu olduğuna göre fail budur. Bunu seçtim. 7. Ya Yahya. Ey Yahya. Ardından ne var? İlâ harfi cerdir. Mecrur bir kelime aramalısın. Suudiyeti kelimesini seçmek zorundasın. Başka bir alternatif yoktur. İl-Suudiye. Ardından ne var? Tusafiru ev el-Iraku. Tusafiru. Mecburen böyle ra merfu olacak. Saat ara yusafiru. Tusafiru. Başında raf, nasb, cezmedici bir şey yok. Dolayısıyla raf edici vardır yani. Amili manevi olur. El-Iraku. 8. Emerallahu, Allah emretti, kulle müslimin, her Müslümana, bir salatı namazı ve zekatı ve hasse ve teşvik etti hu, onu ala harficen, evet, ne lazım? Mecrur ala taati, bunu seçersin, mecrur çünkü ala taati ve ibadeti, bitti. Aşağıdaki cümlelerde geçen matufun aleyhi ve atıf edatını belirleyin. Sonra matufun aleyhi irab hükmünü açıklayınız. Zaten deminden beri yaptığımız şey buydu aşağı yukarı. Bir ersele gönderdi Allahu Allah Muhammeden, Muhammed'i Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed'e gönderdi. Neyi gönderdi? Bir Kur'an'ı. Kur'an'ı gönderdi. Veya Muhammed'i Kur'an ile gönderdi. Çok da fark etmez. Fe'amene ve iman etti bihi, ona, Hazreti Muhammed'i, kim? Ebu Bekir'in, Ebu Bekir ve Ali'in ve Ali. Vav, atıf harfimiz burada. Ebu Bekir'in ve Ali'in. Ebu Bekir kelimesi burada. Gerçi burada Bekir kelimesi değil, Ebu kelimesini baz almalıyız. Ebu Bekir kelimesi, yani iki tane kelime, Ebu Muzaf, Bekir Muzaf nedir? Ebu kelimesi matuf aleyh olmak. Matufun aleyh. Aliyun da
matuf olmaktadır. Ebu merfudur, vav'dan ötürü. Beş isimden birisi ya bu. Ebu, Ehu, Hamu, Henufu, Zülman gibi. Aslında altıdır. Vav ile yazılmış merfudur. Aliyyun, bu da merfu olur. Vav'da atıf var. Ebu Bekr, matufun aleyh. Özellikle Ebu'yu tercih edelim. Vav atıf harfi Ali de Aliyun şeklinde matufudur. Hepsi merfudur. Enzele indirdi Allah Allah el Kur'an'ı. Kur'an'ı kim için? Likafetin nasi, tüm insanlar için. La el Arabi vahdehum, yalnızca Araplar için değil. Likafetin nasi lil Arabi, la lil Arabi, Araplar için değil. Dolayısıyla kafe ne olur? Matufun aleyh olur. El Arab matuf olur. La da atıf harfimiz olur. Şöyle birkaç tane atlayarak gidelim. Yeni bir cümle geldi. Aşağıdaki ayetlerde geçen atıfı kullananlar bulunuz, unsurlarını belirleyiniz ve anlamlandırmaya çalışınız. La hayra fi kethirin min necvâhum illâ men emara bi sadakatin ev ma'rufin ev sıdâhin beynen nâs diye devam eden ayet. Nisa suresi 114. ayet. La hayra, hayır yoktur. Fi kesirin, çoğunda. Min necvahum, onların gizli konuşmalarını. İlla ancak men, o kimse hariç ki emara, emretti. Bir sadakatin, sadakayı. Ev veya da marufun, iyiliği. Ev veya da ıslahin beynen nas, insanların arasını düzeltmeyi. Burada atıf edatlar, atıf harfleri olarak neler var? İlla var evvela. Bundan sonra ev var. Ardından bir ev daha var. Ardından vav var. Başka fesefenutti. Buradaki fe atıf harfi değildir. Ve men her kim yekfur. Şu var, ayetin tamam manasını vermedim gerçi ama neresi olduğunu söyledim. Nisa 114. Oraya açarsanız Kur'an-ı Kerim'den. Meali bir Kur'an'ınız olmalı zaten. Orada bulabilirsiniz. İkincisi. Ve men her kim yekfur. İnkar ederse billahi ve melaiketihi ve onun meleklerini ve kutubihi ve onun kitaplarını ve rusulihi ve onun peygamberlerini ve el yevmil ahiri ve ahiret gününü. İşte bu durumda gat şüphesiz ki valle valalem ba'ida, o biçim sapıtmıştır. Sıfatlarından ne var burada dersek, billah ile melaik arasındaki vav, kütübihin sağındaki vav, rusulün sağındaki vav, el-yevmin sağındaki vav, bunlar hep atıf harfleri. Fakat valledeki fe atıf harfi değildir. Bir de en başta da atıf harfi vardı. Sıra geldi 3'e. Em yoksa tahsebu, sen zannediyor musun? Enne ekserahum, onların çoğu, yesmeun, işitiyorlar. Ev veya yandilunu, anlıyorlar. İnhum, onlar değildir. İlla ancak onlar nedir? Kelen'ami, hayvanlar gibidirler. Bel belki de hayvanlar gibi değil de hum, onlar eballü sebiyle, yol bakımından daha da aşağıdırlar. Furkan suresi 44 oldukça önemli bir ayet. Ayetlerin hepsi önemli de, yani hayatımızda oldukça duyduğumuz bir ayet diyelim. Ev bir atıf harfi. İlla var. Bel var. En var bir de başta. Başka yok. Furkan 44 idi. Dörde geldik. Ya eyyühen nebiyyü, ey nebi, inna, şüphesiz ki biz ersenla gönderdik. Çe, seni ne olarak? Şahiden, bir şahit olarak. Ve mübeşşiran, ve bir müjdeci olarak. Ve neziran, ve de uyarıcı olarak gönderdik. Ahzab suresi 35 numaralı ayet. Şahidenden sonra vav var. Mübeşşirenden sonra yine vav var. Bunlar ne? Atıf harfleri. Görüldüğü üzere şahiden, mübeşşiran, neziran, her biri mensuptur. Ve işte beşincisine geldik. Velillahi, Allah'a aittir. Ne? El meşriku ve el mağribu. Doğu da batı da Allah'a aittir. Fe madem ki öyle, eynema, her nereye tüvellü dönerseniz dönün. Fe semme vecihullahi, Allah'ın vecihini bulacaksınız orada. İnna Allahe vasiun alim. Bakara suresi 115. ayeti. Vav bir şey olmaz burada.
Yani atıf harfi değildir demek istedim. Vav buradaki atıf harfidir. El meşrik ile el mağrib arasındaki vav atıf harfi. Fe eynema'daki fe atıf harfi değildir. Fesemme ve başka yok zaten. Tamam. 6, 7, 8 kaldı. 6. Ed-dalâgu talak yani boşama nedir? Merratani iki defadır. Fe ardından imsakun ya tutarsın tutmak vardır bir marufun iyilikle. Devam edersin. Üçüncüyü söylemezsin. Ev veyahut da ne vardır? Tesrihun bi ihsan. Güzelce ayrılmak vardır. Üçüncüyü söylersin. Veya ikinizin süresinin bitmesini beklersin. Fıkıh, tefsir gibi kitaplara bakabilirsiniz. Fe imsakun. Fe ardından var. Bir de ev var. 7. Ya Meryemu. Ey Meryem. Ali İmran 43 burası da. Ya Meryem'u, ey Meryem, ukmiti itaat et. Li Rabbiki, Rabbin için. Ve usjudi, ve sen secde et. Ve irka'i, ve rükû et. Kimle beraber yap bunu? Ma'arrâki'ine, rükû edenlerle beraber. Ali İmran suresi dedik. Ya Meryem'u, bakıyorum, vav var. Bir tane daha vav var. İki tane vav var burada. Sıra 8'e geldi. Vetülü oku teladan, vetülü oku, anlat aleyhim onlara, nebe'e haberini, elle diyor haber ki, ateyna biz verdik bu, ateyna biz vermiştik bu ona. Yani haberi ver ona. O haberi ki, ateynahu biz ona vermiştik. Neyi? Ayatına, ayetlerimizi. Ve ardından inselaha, o kişi ayrıldı. Neyden? Minha onlardan verdiğimiz ayetleri takip bıraktı. Fe ardından etba'e takip etti. Hu onu kim? Eşşeytanı şeytan. Fe derken kâne o kişi oldu. Minel gâvîne azgınlardan oldu. Saptanlardan oldu. Araf 175 dedik sanırım. Vav istiknafi. Müstennefe kısacası atıf harfi değil. Ve utlu. Fe buradaki fe atıf harfi. Buradaki fe de atıf harfi. Fe yine atıf harfi. Başka bir şey yok. Türkçe çeviriniz, yani çevirmeyiniz. Okuduktan sonra metinde geçen hal kullanımları tespit edip anlamlandırmaya çalışın demiş. Benden buraya kadar arkadaşlar. Başarılar diliyorum.